Sokağa çıkma yasağının hemen ardından vatandaşlar eve çekilince yollarda boş kaldı. Normal zamanda bu yolda sürücüler tampon tampona ilerlerdi. Ancak yasakla birlikte yollarda sessizliğe büründü. Biraz. 48 saatlik sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıkanlar olur diye polis ekipleri kavşaklarda görev alıyorlar. İşte şimdi bir araç durduruldu ve sürücü kimlik kontrolü yapıldı. Sağlık çalışanı olduğu tespit edildi. Merhabalar. Merhaba. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun sizlere de. Görevden çıktınız herhalde. Göreve doğru gidiyoruz. Değişimlere gidiyoruz. Değişimli çalıştığımız için. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Burada domates, biber çeşitleri üretim yapıyoruz. Şu anda Türkiye'yi değil de tüm dünyamızı sarsan bir Covid-19 salgın hastalıktan dolayı herkese elimizden gelince gıdayı biz ulaştırmaya çalışıyoruz hijyenli bir şekilde, elimizden geldiği kadar. Onlardan da ricamız lütfen evde kalsınlar. Biz sağlığımızı risk açıp buraya geliyoruz. Onlar da bizleri düşünsün, halkı düşünsün, geleceğimizdeki çocuklarımızı düşünsün. Lütfen evde kalsınlar. Burada gıdalarımızı biz günlük şekilde yeterince halkımıza yetecek kadar sebzemiz var. Biz bunu elimizden gelince zaten günlük taze taze gönderiyoruz. Yani birden panik yapıp ortalığa çıkmalarına da gerek yok. Hiçbir sıkıntı olmadığını tekrardan dile getirerek biz de Bakan Pakdemirli'nin bize dediği gibi çiftçinin besili malı ahırda, yetiştirilen sebzesi tarlada kalmaz dediği gibi teşekkür eder. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim. ...48 saatlik sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmalarına izin verilen sektörlerden biri de tarım sektörü oldu. İşte bir sera içerisindeyiz ve burada üreticiler biberlerini toplamaya devam ediyorlar. Yasağa rağmen sabah erken saatlerde gelen üreticiler şu anda çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.